Kendini tedavi etmeye koyul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tabibe şöyle buyurmuştur. Şüphesiz tabip aziz ve celil olan Allah'tır. Ama sen merhametli bir arkadaşsın. Yine bir tabibe şöyle buyurmuştur. Allah tabiptir. Sen merhametli bir arkadaşsın. Dertlerin tabibi onu yaratandır. Bir başka tabibe ise şöyle buyurdu. Tabip Allah'tır. Nice defa bir şeyi iyi öğrendiğin halde hastalığı tedavi yerine başkasını yakarsın. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle anlatıyor. Önceleri tabibe mualic yani tedavi eden deniliyordu. Sonra Musa bin İmran Aleyhisselam şöyle arz etti. Ey Rabbim, dert kimdendir? Allah Celle Celaluhu bendendir diye buyurdu. O şöyle arz etti. Derman kimdendir? Allah Celle Celaluhu bendendir dedi. O halde insanların ilaçla tedavi eden tabiple işi ne? Bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Onunla gönüllerini hoş ediyorlar. Bu yüzden mualic, tabip olarak adlandırılmıştır. İmam Ali Aleyhisselam oğlu Hasan'a yaptığı tavsiyesinde şöyle buyurmuştur. Ey oğulcağızım! Sana riayet ettiğin takdirde tabibe ihtiyacın olmayacağı 4 şey öğreteyim mi? O şöyle arz etti. Öğret ey müminlerin emiri. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurdu. Acıkmadıkça yemek yeme. Henüz iştahın varken yemekten el çek. Yemeği iyi çiğne. Uyumadan önce tuvalet ihtiyacını gider. Eğer bu nüktelere riayet edecek olursan, tabibe müracaat etmekten müstani olursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tıp ilmini bilmeden tabiplik eden kimse her türlü zarara kefildir. Yine şöyle buyurdu. Tıp ilmi ile tanınmayan kimse birini tedavi eder de telef olmasına veya zarar görmesine sebep olursa kefildir. Hazreti Ali Aleyhisselam, tecrübeli kimse görüş sağlamlığına daha çok sahiptir buyurmuştur. Yine İmam Ali Aleyhisselam, Hazreti Peygamber'in sıfatı hakkında buyurdu ki, o dertlerine deva bulmak için tıp bilgisiyle hastalarını dolaşan bir hekimdir. İlaçlarını hazırlamış, malzemelerini ısıtmıştır. İhtiyaç duyulduğunda onlarla kör gönülleri, sağır kulakları, söylemez dilleri iyileştirir. Gaflet ve şaşkınlık içinde olanları ilaçlarıyla iyileştirmek için arar bulur. İmam Sadık Aleyhisselam İbn-i Cündeb'e yaptığı tavsiyesinde şöyle buyurdu. Nefsini kendisiyle cihat etmen gereken bir düşman ve geri çevirmen gereken bir ödünç bil. Zira sen nefsinin tabibi karar kılınmışsın. Esenliğin nişanesi sana tanıtılmış, dert sana açıklanmış ve ilaca hidayet edilmişsin. O halde kendini tedavi etmeye koyul. Yine İmam Sadık Aleyhisselam birine şöyle buyurdu. Sen kendini nefsinin tabibi karar kılınmışsın. Sana dert gösterilmiş, esenliğin nişanesi sana tanıtılmış ve ilaca kılavuzluk edilmişsin. O halde kendini nasıl tedavi ettiğine bak.